Merhaba sevgili arkadaşlar. Collocations konularımıza devam ediyoruz. Bugün Collocations'lardan göreceğimiz kısım make kurulan yapılar. Ama isterseniz önce Collocations neydi onu bir kez daha hatırlatalım. Şimdi Collocations dediğimiz yapılar belli bir kullanım mantığı olan yapılardır. Nedir mesela? Örnek veriyorum Türkçe'de sunum yapmak gibi bir tabir kullanıyoruz biz. Bugün işte derse sunumum var, gideceğim sunum yapacağım gibi tabirlerimiz var. Normal şartlarda yapmak fiilini sözlükten aratıyoruz. Ne çıkıyor karşımıza? Make ya da do çıkıyor İngilizce'de. Hop geliyoruz cümlemizde make a presentation, do a presentation gibi kullanımlar. Çünkü ne Türkçe'de biz bunu böyle kullanıyoruz gibi bir anlamla bunları yan yana kullanılacağını düşünüyoruz. Halbuki İngilizce'de sunum yapmak yapısının tam karşılığı give presentation dediğimiz yapıdır. Yani give normalde vermek demek, presentation sunum demek. Ama siz bu ikisini bir araya getirdiğinizde işte Türkçe'deki o sunum yapmak anlamını katmış oluyorsunuz. Bunu bilmezsek, bunun bu şekilde kullanıldığını bilmezsek açıkçası cümle kurmakta da cümleleri anlamakta da anlamlandırmakta da epey zorluk çekeriz. O yüzden bu collocations yapılarını bilmemiz ve kullanımlarını öğrenmemiz son derece önemli. Şimdi make ile kurulan yapılara bir bakalım isterseniz. Mesela birincisi make a bed yapısı. Biz normalde yatağı toparlamak, yatağı düzenlemek, yatağı toplamak gibi yapılar kullanıyoruz. İngilizce'de bunun karşı olarak make a bed yapısı kullanılıyor. Yani ben diğer yatak odasındaki yatağı senin için yapabilirim de diye bir cümle kurmuş burada. Make a bed, yatağı yapmak, bizi de yapmak yapısı kullanılsa da işte yatağı toplamak, yatağı düzenlemek anlamlarına geliyor make a bed yapısı. Yine kek yapmak, pasta yapmak anlamında make a cake yapısını kullanıyoruz. İşte ne yapma, tereyağından çok kısma ne yaparken, kek yaparken gibi bir cümle var burada. Mekke kek yapısı işte o. Kek yapmak anlamını katan yapı. Bizde kek yapmak kullanıldığı için çok karıştırılacak bir yapı değil bu aslında. Make a call arama yapmak demek ya da birisini aramak demek. Yani ben bir saniye bir çağrı bir arama yaparken siz bekleyebilir misiniz gibi bir cümle var burada. O make a call yapısı işte oradaki. Arama yaparken arama yapmak anlamındaki yapıyı karşılayan yapı. Telefon araması yapmak anlamında demek ki make'i kullanıyoruz mesela. Do da yapmak demek aslında. Ama do a call diye bir yapımız yok. Make a call var. Yine make an appointment. Appointment bizim randevu dediğimiz işte o kelimenin karşılığı randevu almak olarak kullanıyoruz biz daha çok biliyorsunuz ya da işte randevu oluşturmak gibi kullanıyoruz. İngilizce'de ise make yapısı yani yapmak yapısıyla kullanılıyor appointment. Yani ben randevu alabilir miyim ya da Dr. Evans'ta bir randevu almak istiyorum derken make an appointment'ı kullanıyorsunuz. Yani kolay kolay işte bunu bu şekilde öğrenmezseniz anlam olarak diğer türlü çıkaramayacağınız bir anlam Türkçe İngilizce düşünürseniz. Yine contract sözleşme demek mesela. Sözleşme yapmak derken make yapısının kullanıldığını görüyoruz. Buradaki are to, we diye cümlenin başındaki are kısmı yapacağız, edeceğiz gibi bir anlam katıyor cümle. Yani biz bir sözleşme yapacağız. Ne için? İşte saf yünün o şirketli saf yünün bize ulaştırılması konusunda supply edilmesi konusunda supply birisine işte bir şey sunmak demek o sunun sunulması konusunda ne yapacağız anlaşma yapacağız. Yapısı kullanılmış burada sözleşme. Contract sözleşme demek deal anlaşma demek. Make a deal da mesela bir konuyla ilgili. Mesela proje ile ilgili bu proje ile ilgili bizim bir anlaşmaya varmamız lazım. Biz mesela anlaşmaya varmak olarak kullanıyoruz. Ama karşılığı bunun neymiş? Make a deal anlaşmaya varmak. Yani arrive a deal değil. Make a deal anlaşma yapmak. Anlaşmaya varmak olarak kullanılıyor. Yine ortalığı batırmak, kirletmek işte ortalığı dağıtmak anlamında da mess zaten dağınıklık demekti. Make a mess ise o ortalığı dağıtmak Ortalığı işte resimde görüldüğü hale getirmek anlamında cümlemizde ne diyor? She didn't like sevmez yani etrafı kirletmeyi dağıtmayı sevmez denilmiş. Make a note of bir şeyin notunu almak, not düşmek demek işte ben günlüğüme not alacağım bu konuyla ilgili not düşeceğim derken make a note of bir şeyin işte notunu düşmek. Of yapısı burada tabi kendisinden sonra gelen şeyin notunu alacağınız için çoğu zaman karşımıza yine not of şeklinde kullanılıyor. Mesela gelecek bir sonraki toplantımızın şimdi ben notunu alacağım notunu düşeceğim derken kullanılan yapı. Make a phone call zaten make a call'la aynı anlamda sadece burada phone kullanılmış ama make a phone call yine telefonla çağrı yapmak demek. Drink your break yani buradaki break ara demek. O ara sırasında, verdiği ara sırasında, teneffüs sırasında da olabilir anlam olarak. Ne yapmak zorunda kaldı? Bir telefon konuşması yapmak zorunda kaldı. Buradaki had to da yapmak zorunda kalmak anlamını katan yapı. Make a sound ses çıkarmak demek. Yani ben işte ses çıkaramadığımda bakın çıkarmak diyorum Türkçe'de. Ama karşılığına gördüğünüz gibi make yani yapmak. Make a sound ses çıkarmak demek. Cümlemizde ne diyor? Herkesin güldüğünden bahsetmiş. Niye gülmüş? Çünkü ben bir ses çıkarma konusunda ne yaptım? Başarısız oldum. Yani konuşma konusunda yani ses çıkaramadım. Sessiz kaldım ve buna herkes güldü. Make a sound bu anlam. Make a noise Make a sound sound'dan farklı bir yapı. Make noise gürültü yapmak demek. Make a sound ses çıkarmak işte konuşabilmek gibi bir anlama geliyorken. Make noise ise gürültü yapmak anlamında. Mesela çorbanı içerken gürültü yapma. Don't make noise noise rahatsız edici bir ses anlamında. Yani gürültü rahatsız edici bir ses zaten. Make friend arkadaş yapmak, arkadaş edinmek demek. They made friends with the children next door. Yani yan kapıdaki, yan Kapı derken burada komşudan bahsediyor tabii. İşte komşu etraftaki çocuklarla arkadaşlık kurdular, arkadaş oldular derken make friends yapısını kullanıyoruz. Yani orada hiç arkadaş edindin mi bizde mesela edindin mi yapısı kullanılırken yine karşılığı bunun İngilizce make friend olarak görüyoruz. Hiç arkadaş yaptın mı edindin mi anlamında.